Merhabalar, Ataşehir Belediyesi Eğitim Atölyelerinden herkese merhaba sevgili çocuklar, sevgili anneler, babalar. Bugün yine eğlenceli bir etkinlikle beraberiz. Bu etkinliğimiz ve yapacağımız deney rengarenk olacak. Ama ondan önce size gökkuşağından bahsetmek istiyorum. Gökkuşağı deyince aklınıza ne geliyor arkadaşlar ya da anneler, babalar? Mesela benim aklıma bir sürü renk geliyor. Düşünsenize, yağmur yağmış, yağmur bitmiş ve hemen ardından rengarenk gökkuşağı ortaya çıkmış. Bazen çok daha yay gibi, bazen de çok daha belirgin ve kısa. Şimdi gökkuşağını hayal etmenizi istiyorum. Öncelikle gökkuşağı renklerini hatırlayalım. Neydi gökkuşağı renklerimiz? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor. Tam 7 tane rengimiz var arkadaşlar. Şimdi renklerden, aslında renklerin anlamlarından bahsetmek istiyorum. Mesela benim en sevdiğim renk mavi. Mavi ne demek? Huzur demek değil mi arkadaşlar? Mesela bir de beyaz var. Tabii beyaz gökkuşağının içinde bulunmuyor ama beyaz biraz daha saflık, temizlik anlamına geliyor. Mesela siz de en sevdiğiniz rengi bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Ya da sizin sevdiğiniz, annenizin, babanızın sevdiği renklerin karışımlarından ne oluyor? Onu da yorum olarak bırakabilirsiniz. Şimdi size madde ve yoğunluğundan bahsetmek istiyorum. Mesela bir suyun içine taşı attığınızda ne olur arkadaşlar? Taş hemen dibe çöker değil mi? Ama bir suyun üzerine yağ, zeytinyağı bırakırsak ne olur? Hemen yukarı çıkar değil mi? Maddenin kendi içinde değişik yoğunlukları vardır. Siz de bunu evde deneyebilirsiniz. Bir bardağın üzerine mesela bir kaşık puding bırakabilirsiniz. Taş bulamazsanız hemen dibe çökecektir. Ama yağ bırakırsanız hemen üste çıkacaktır. Bu da evde deneyebileceğiniz çok basit bir yöntem. Peki renklerin karışımlarını hiç merak ettiniz mi ya da denediniz mi? Belki de biliyorsunuzdur. Mesela sarı ve mavi rengini birleştirince ne olur? Yeşil olur. Yeşil ne demek? Yeşil doğa demekti değil mi arkadaşlar? Peki mavi ve kırmızıyı birleştirirsek ne olur? Mor olur. Mor da asalet rengidir. Bunu mesela annelerinizde, kadınlarda daha çok görebilirsiniz. Benim annem mesela mor rengini çok sever. Peki son olarak da bir karışım daha söyleyelim. Sarı ve kırmızı rengi neyi ifade eder? Birleştirince turuncu. Ama dikkat edin, sarı ve kırmızı rengini eşit derecede koyarsak mesela kırmızı olabilir, şurada gördüğünüz gibi. Ama sarı rengini daha baskın koyarsanız daha turuncuya benzer bir hal alabilir. Şimdi arkadaşlar, gökkuşağı dedik ya, bu gökkuşağı belli renklerden oluşuyor. Mesela en üstte kırmızı rengini görürüz her zaman, en altta da sarı rengini. Sizce bu neden oluyor? Yani renkleri gözümüzle nasıl ayrıştırabiliyoruz? Şöyle ki, mesela yağmur damlaları gökyüzüne geldi. Yeryüzü ıslandı. Hemen ardından güneş ışınları çıktı ve nesnelere çarpıp gözümüzdeki retina ile de birleşince biz de arkadaşlar renkleri ayrıştırmış olduk. Kırmızıyı, maviyi, turuncuyu, yeşili, moru, her neyse, bunları ayırt edebilmek için gözümüzdeki retinadan geçti. Dolayısıyla ne oldu? Biz de renkleri ayrıştırabildik. Aslında gökkuşağı nasıl oluşur? Gökkuşağı yağmur damlacıkları yeryüzünü yıkadığında güneş ışınlarıyla birlikte nesnelerle çarpışır ve gözümüzdeki retinayla da birleşince biz arkadaşlar renkleri ayırt etmiş oluruz. Neydi? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renklerini ayırt etmiş oluruz. Peki şöyle bir hikaye anlatayım size. Küçükken babaannem bana şöyle bir hikaye anlatmıştı. Gökkuşağı çıktığında biliyorsunuz böyle upuzun yay gibi bir gökkuşağı düşünün arkadaşlar. Birbiri arasındaki mesafe çok uzun. Dolayısıyla bir yerden bir yere gittiğinizde o gökkuşağı çoktan kaybolmuş oluyor. Eskilerden şöyle bir hikaye hatırlıyorum. Gökkuşağı çıktığında o kısa süre zarfında gökkuşağının sonuna ulaşan kişi, gökkuşağının bitimini bulan kişi sonunda da onu bir altın küp beklermiş. Ve bu altın küp onun olurmuş.
Şimdi küçükken bunu dinlediğimde bana çok ilgi çekici gelmişti. Mesela böyle bir fantastik film gibi hayal etmiştim. Hatta gökkuşağının üzerinden kaydığımı bile düşünmüştüm yani. Gökkuşağının üzerinden kayıyorum ve kaydığımda orada beni bir altı küp bekliyor. Yani tabii ki böyle bir şey yok ama küçükken benim çok ilgimi çekmişti. Bu arada yani hayal gücümüzü tabii ki kısıtlamayalım. Şimdi mesela biz bu gökkuşağını bilimle açıklayabiliyoruz. Nasıl oluştuğunu, renkleri vesaire. Bizim bunları ayırt edişimizi. Ama bu mesela gökkuşağı ilk insanlardan beri var olan bir şey. Sonuçta bizim atalarımız bu yeryüzünde yaşarken işte belki çok çok uzaklarda, daha kıtaların bilmem nelerin belli olmadığı zamanlarda, yani hangi coğrafyada olduğunu bilmediği zamanlarda insanların, işte yağmur yağıyor, bir tane gökkuşağı ortaya çıkıyor, 7 farklı renkte ve insanlar bunu çok doğaüstü bir şey olarak algılıyorlar ve bunları çok başka bir şekilde yorumlamışlar. Ama biz şimdi günümüzde bunu daha bilimsel olarak yorumlayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar, isterseniz gökkuşağından da biraz bahsettik, renklerden. Bu arada videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. En sevdiğiniz renkleri bekliyorum. Ve bununla ilgili fikirleriniz, düşünceleriniz de bizler için çok önemli. İsterseniz bu eğlenceli deneyimize geçelim. Ne yapacağız? Size renk küplerinden gökkuşağı oluşturacağız. Gelin hep beraber bu eğlenceli deneye başlayalım. Evet, bu eğlenceli deneye artık başlayabiliriz. Ama size tanıtmam gereken malzemeler var. Bu malzemeler olmadan bu deneyi gerçekleştiremeyiz. Burada kullanacağımız kadar küp şekerler var. Ne kadar? Eğer 4 tane renk kullanacaksak 6 ya da 8 tane küp şeker yeterli olacak. Ama daha yoğunluklu olmasını isterseniz böyle 10 ile 20 arasında kullanabilirsiniz. Böyle bir tane şırıngamız var. Bu şırıngadan işte bu renkler koyacağız birazdan. Renklerden alıp bunun içine damlatmak için gerekli olacak bir şey bu. Burada sıcak suyum var. Bu arada bu beherler olmayabilir. Bunların yerine cam bardak da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Evde herhangi bir cam bardak da olabilir. Bunun içinde sıcak su var. Şimdi bir de 4 tane kaşığım var. Bu 4 tane olmasının sebebi 4 tane cam fanusu olması. 6 tane olsa 6 tane gerekecek. Çünkü her rengi karıştırdığımda üzerinde leke bırakabiliyor ve diğer renge bulaşabiliyor. O yüzden ya tahta kaşık ya da çay kaşığı yeterli olacaktır. 4 tane de rengim var. Onları tanıtayım. Şu elimde görmüş olduğunuz yeşil. Bu kırmızı. Bu da mavi. Son olarak sarı. Bunlar toz gıda boyaları. Bunlardan çok az koyarsanız işinizi görecektir. Aksi takdirde çok yoğun bir renk elde edeceksiniz ve atıyorum mavi, mor gibi de görünebilir. O yüzden çok minik koymanız yeterli. Şimdi sıcak suyu eşit miktarda dağıtıyorum. Bu arada burada iki tane daha rengimiz var. Bunlar sadece dekor bu arada, güzel görünsün diye. Onların bir amacı yok. Şimdi ne yaptım? Her birine 30 mililitre sıcak su döktüm. Şimdi de bu küp şekerlerle içlerine koyacağım. Ama ne yapıyorum? İlk sıradaki cam fanusa şeker koymuyorum. İkincisine 2 tane. Üçüncüsüne 4 tane. Ve sonuncusuna da 6 tane küp şekeri koydum. Ve karıştırmaya başlıyorum. Şekerler iyice eriyene kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Sıcak su olması önemli. Çünkü daha kısa sürede bunlar çözülür. Evet, şekerleri iyice karıştırdık. İyice içinde çözülmesini sağladık. Ve şimdi elimizdeki gıda boyalarını bu 4 behere aktarabiliriz. Şimdi hangisini kullansak? Yeşil rengiyle başlayalım arkadaşlar. Yeşil rengi hiç şeker koymadığım kaba aktarıyorum.
Şöyle önce bir karıştırayım çünkü bazen çok yoğun olabiliyor. Evet. Bu kadar yeterli. Yani yeşil göründü. Kivi gibi olmadı mı arkadaşlar? Kiviye benzedi. Evet, bunu karıştırdık. Ve diğer kaşığımıza geçmeden önce ne var? Kırmızı. Şimdi de kırmızı rengini aktarıyoruz. Yine tekrardan bakın arkadaşlar, o kadar yoğun olmasın ki renklerde ayrışabilsin. Bakalım. Kırmızı değil de böyle pembe gibi oldu sanki ama çok az daha koyayım. Evet. Aynen. Şu an daha tavşan kanı çay derler ya. Tavşan kanı gibi oldu. Bu kaşığı da bırakıyoruz. Üçüncü rengimiz olan mavi. Benim en sevdiğim renk. Bunu da az miktarda koyalım arkadaşlar. Üçüncü kaşığımıza geçtik. Wow, çok güzel değil mi? Mavi rengi çok güzel arkadaşlar. Mavi demek huzur demek. Mavi rengini de karıştırdık. Mavi rengi bu arada çok daha bulaşıcı. Dikkat edin, yere damlamasın. Ve son olarak sarı rengi. Sarı rengi de en fazla şeker koyduğumuz kaba akıtalım bakalım. Güzel. Bunu da iyice karıştırdıktan sonra deneyimize başlayabiliriz. Bakalım. Evet, renkler nasıl görünüyor arkadaşlar? Çok net değil mi? Yeşil, kırmızı, mavi ve sarı. Şimdi ne yapıyoruz? Bu renkleri tek tek bu cam fanusa aktaracağız. Ama önce hangisinde en çok şeker vardı? Sarıda değil mi? Bunda 2, 4, bunda 6 tane şeker var. En yoğun bu. Şöyle hatta bakalım. Bakın. Şöyle sallıyorum. Nasıl sallanıyor? Buruk 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 buruk. Bunda hiç şeker yok değil mi? Sallıyorum. Bakın. Ne kadar daha hızlı sallanıyor değil mi? İşte bu nedir? Yoğunluk farkı. Şimdi en yoğun olan rengi aldım. Ve buraya aktarıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum? Fazlalığı boşaltıyorum çünkü burada 2, 4, 6, 8 yazıları var. Tam çizgiye denk gelsin diye. O yüzden 2 mg da bırakıyorum. Şimdi hangi rengimize geçtik? 4 şeker olan maviye geçelim arkadaşlar. Ama bunu ne yapıyoruz? Çok yavaş bir şekilde döküyoruz. Ki renkler birbirine karışmasın. Şimdi birazdan neden şeker koyup yoğunlaştırdığımızı ve renklerin neden bu kadar arada kaldığını göreceksiniz arkadaşlar. Maviden biraz daha alıyorum. Çünkü eşit seviyede olması gerekiyor. Aynı şekilde çok yavaş bırakıyorum arkadaşlar. Evet, fazlalığı tekrar boşaltıyorum. Ne oldu? Sarı rengi ve mavi rengi birleşti. Ama ortada bir de yeşil oldu. İki rengin birleşiminden. Ne demiştik? Sarı ve mavi birleşti. Arada da çok gizli bir yeşil rengi ortaya çıktı. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Sırada ne var? Kırmızı rengi var. Kırmızı ne demekti? Dinamizm anlamına geliyordu. Bunu da çok yavaş bir şekilde, umarım net bir şekilde görebiliyorsunuzdur.
Şimdi. Bakın renk ortaya çıkmaya başladı bile. Şimdi normalde mavi ve kırmızıdan ne meydana geliyordu arkadaşlar? Mor değil mi? Şimdi bu mor rengini de arada çok net bir şekilde göreceğiz. Ne yaptık? Evet, bu da seviye olarak diğerleri gibi eşit derecede oldu. Son olarak hiç şeker koymadığımız yeşil rengini en üste koyacağız arkadaşlar. Evet, şırıngayı aldık ve son olarak rengimizi bırakalım bakalım. Biraz daha alalım. Ne oldu arkadaşlar? Renkleri net bir şekilde görüyoruz değil mi? Sarı var, mavi var, kırmızı var ve yeşil var. Bu renklerin birleşiminden aradaki renkler ne oldu? Mesela sarı ve mavi bir araya gelince arada çok ince bir yeşil katmanı oldu. Mavi ve kırmızı birleşiminden ne oldu? Mor rengi. Arada çok net görebiliyorsunuz. Siz de bunu evde çok net bir şekilde yapabilirsiniz. Neden böyle yaptım? Eşit bir şekilde. Çünkü renkler çok net bir şekilde görünsün istedim. Şöyle göstereyim. Net bir şekilde görün. Siz de arkadaşlar bunu evinizde, hatta şöyle ortaya koyayım, tam ortada görün. Renklerimiz bunlar, karışımlarımız bunlar. Gökkuşağı nasıl oluşur? Gökkuşakları ışık ışınlarının su damlaları içinden geçerken kırılmasıyla ve yansımasıyla oluşur. Bir ortamın içinde hareket eden ışık ışınları başka bir ortamla karşılaştıkları zaman ya yansıyarak aynı ortamın içinde kalırlar ya da kırılarak diğer ortama geçerler. Yansıma durumunda ışığın ara yüzeye geliş açısı ile dönüş açısı aynıdır. Ancak kırılma sırasında açı değiştirir. Örneğin beyaz ışık farklı dalga boylarındaki ışınların bir bileşimidir. Farklı dalga boylarındaki ışınlar bir prizmanın içinden geçirildiği zaman farklı açılarla kırılır. Bir kez prizmaya giderken, bir kez prizmadan çıkarken. Böylece beyaz ışık kendini oluşturan farklı renklerdeki ışıklara ayrışır. Kırılma açısı kırmızı renk için en büyük, mor renk için en küçüktür. Gökkuşağının oluşumunu da ışığın prizmadan geçerken renklere ayrışmasına çok benzeyen bir süreçtir. Işık ışınları su damlalarının içine girerken ve çıkarken birer kez kırılmaya uğrar. Ayrıca damlaların içindeyken birkaç kez yansıyabilirler. Işınlar damlaların içinden çıkmadan önce bir kez yansıdıkları zaman renklerin dıştan içe doğru kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor olarak sıraladığı gökkuşakları oluşur. Işınlar iki kez yansıdığı zamansa renklerin sıralanışı tersine döner. Işık ışınlarının iki ya da daha fazla kez yansımasıyla da gökkuşakları oluşabilir. Ancak böyle gökkuşakları genellikle çok solgundur. Gökkuşakları aslında tam bir çember şeklinde oluşur. Ancak gökkuşağının görülebilmesi için güneşin ufkun üzerinde yaklaşık 40 dereceden fazla yükselmemiş olması gerekir. Bu yüzden yeryüzünden bakıldığında gökkuşakları yarım bir çember biçiminde görünür. Ancak yüksek bir dağın tepesinden ya da yükseklerde uçan bir uçağın içinden baktığımız zaman tam bir çember biçiminde gökkuşakları görebilirsiniz. Şimdi de biraz renkleri ve oluşumlarını tanıyalım. Renk nedir? Renkler nasıl oluşur? Çevremizde her zaman ışıklara maruz kalırız. Bu ışıkların nesnelere çarparak gözümüze yansımasıyla renkleri oluşturur. Dil bilgisinde ise bu yansıma sonucu gözümüzde belirenlere renk denir. Etrafımızda gördüğümüz her renk farklı şekillerde bize geçer. Kırmızı, mavi, turuncu, mor gibi pek çok farklı renk farklı şekillerde oluşur. Biz de bu içeriğimizde her bir rengin nasıl oluştuğunu, bu renklerin bize nasıl yansıdığını size ifade etmeye çalışacağız.
renkler nasıl oluşur? Yaşamımızın en ana parçalarından biri olan renkler, farklı yollarla hayatımıza girmişlerdir. Her rengin eşsiz bir macera sonucu gözümüze yansıması gerçekleşir. Isaac Newton'a göre renkleri oluşturan nesneler değil, ışıktır. Nesnelerin ışığı yansıtmadaki moleküler kabiliyeti nedeniyle renk oluşumu gerçekleşir. Gözümüzün bizi yanılttığı ölçüde renkleri görebiliriz. İnsanoğlu olarak göremediğimizde pek çok renk vardır. Dipnot, siyah ile beyaz renk değildir. Sıcak ve soğuk renk nedir ve renkler nelerdir? Hayatımızda var olan pek çok rengi gruplandırmak için farklı yöntemler deneriz. Aynı tarihi çağlara ayırarak anlatmak gibi renkler de sıcak ve soğuk gibi iki etmeni ayrılarak anlatılır. Bu ayrılmanın kökeninde renklerin psikolojik etkileri ve şiddetleri vardır. Sıcak renkler arasında kırmızı, sarı, turuncu gibi enerji veren ve duvarlara uygulandığında iyi sonuçlar veren öğeler vardır. Ev dekorasyonu düşünüldüğünde bu renklerin bazı alanlarda kullanılması halinde ev için iyi bir atmosfer yarattığına şahit olabiliriz. Soğuk renkler genel tanım itibariyle huzur veren renkler olarak tanımlanabilir. Mavi, yeşil, mor ve türevleri olan renkler uzmanlar tarafından soğuk renkler olarak tanımlanır. Ana ve ara renkler nelerdir? Gözümüzle gördüğümüz her rengin altında mavi, sarı ve kırmızı renk vardır. Bu üç rengin karışımları neticesinde de ara renkler meydana gelir. Net bir şekilde ifade etmek gerekirse, ana, kırmızı, mavi, sarı renkler, ara renkler ise tamamlayıcı niteliğinde renklerdir. Kırmızı renk için yeşil, sarı renk için mor, mavi renk için turuncu, tamamlayıcı ara renkler arasındadır. Ara renkler nasıl oluşur? Kırmızı ile sarı birleşirse turuncu, mavi ile sarı birleşirse yeşil, kırmızı ve mavi bir araya gelince de mor renkleri oluşur. Her maddenin yoğunluğu bulunmaktadır. Maddenin hallerine bağlı olarak yoğunluklar, farklılıklar gösterebilir. Bu doğrultuda sıvı ya da sıvı ile beraber gaz halindeki maddelerin değişik yoğunlukları bulunur. Maddelerin hacimleri ve kütleleri bulunmaktadır. Öncelikle kütle ve hacim nedir? Bunları tanıyalım ve öğrenelim. Kütle, maddenin miktarına kütle denir. Kütle, gram ya da kilogram üzerinden ifade edilir. Hacim, bir maddenin uzayda kapladığı alana hacim denir. Genellikle milimetre ya da santimetre küp, desimetre küp ve metre küp cinsinden hesaplanır. Yoğunluk, bir maddenin birim hacimdeki kütlesine ise yoğunluk denir. Her maddenin belli bir kütlesi bulunmaktadır. Bu doğrultuda sıvı bir cismin yoğunluğu, kütlesi ve hacmine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu doğrultuda sıvı bir madde soğudukça tanecikler arasındaki mesafe azalır ve tanecikler hızı da azalmış olur. Böylece hacmi küçülür ve yoğunluğu artar. Sıvı maddelerde hacim azaldıkça yoğunluk artış gösterir. Peki bu ne demek? Yani silindirin hacmi azaldıkça ağırlığı da artmış olur. Çünkü bu doğrultuda sıvı cisim kütlesine herhangi bir değişiklik olmaz. Ancak hacmi küçüldüğü için yoğunluk artar. Sıvılar arasındaki yoğunluk farkını anlayabilmek için iki sıvıyı birbirine karıştırmak yeterlidir. Hangi sıvının yoğunluğu fazla ise o sıvı kap içerisinde dibe çöker. Yani dibe çöken sıvının tanecikleri arasındaki mesafe ve hızları da azalmıştır. Cisimlerin su yüzeyinde yüzme şartı. Eğer bir cisim suda yüzebiliyorsa, o zaman o cismin yoğunluğu suyun yoğunluğundan azdır. Bu konuda birçok farklı cisim örnek vermek mümkündür. Mesela tahta, köpük, yağ, buz, bu gibi maddelerin yoğunlukları suyun yoğunluğundan daha azdır. O yüzden suyun dibinde yüzerler ve batmazlar. Eğer bu videoyu denediysen, sen de bu videonun altına yorum yap, hatta videoyu beğenip paylaşabilirsin de. Deneyimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.